Ankara'dan 22 yaşında gözü yaşlı bir anne geliyor sevgili seyirciler. 3 Ekim tarihinde çocuğumun babası, bir boşanma sürecindeyiz, çocuğumu kaçırıyor diyor. Ablası da yanında olacak kardeşine destek olmak için. Şifayı arayacağız. 2 yaşındaki bu güzel yavrumuzu arayacağız. Önce buyursunlar. Hoş geldiniz. Siz kaç yaşındasınız? 27 yaşındayım. Siz 27 yaşındasın. 22 yaşındasın. Evet. 22 yaşındayım. 22 yaşında, 2 yaşında da bir evladın evet. var. Hani şimdi sen çocuksun. Sen çocuksun daha. Çocuğum ama o annelik çok başka oluyor. Yani kendim çocuğu ama evladımı büyütecek kadar, savaşacak kadar bir güce sahibim. O güç geliyor. Evet. Hemen ekran başındaki seyircilerimize Şeyma Kocamanoğlu'nun hikayesini de anlatmak istiyorum. Seri bir şekilde, sonra detaylı bir şekilde kendisiyle konuşacağız. Aradığımız çocuğumuz Nursel Şifa Kocamanoğlu 2 yaşında. Kim tarafından kaçırılıyor? Baba Sercan Kocamanoğlu tarafından kaçırılıyor. Biz genelde velayet konularını işlerken biliyorsunuz ki ya bir boşanma süreci oluyor, geçici velayet anne de oluyor. Ya da bir boşanma süreci yok, baba evden anneyi atıyor, çocuğu alıyor, anneyi geri döndürmeye çalışıyor. Buradaki durum farklı. Siz 3 yıl önce kaçarak evleniyorsunuz. Evet. Aslında akrabalar, akraba Sercan Kocamanoğlu'yla. Aynı evin içerisinde de 3 ay boyunca yaşıyor kocasıyla. Eşinin ailesi de o evin içerisinde. Evet. Onlar tarafından sürekli psikolojik şiddete, hakarete ve baskıya maruz kaldım. Bir aile düzenim yoktu ve bu arada da hamileydim. 2,5 aylık hamileyken kocamdan ayrılıp baba evine geri döndüm diyor Şeyma. Babasının evinde kalıyor. 2,5 aylık hamilelik ilerliyor. 8. hamileliğin 8. ayında kocasıyla tekrar barıştım. Barışıyor. Bir şans daha veriyorlar. O barışma sebebin de? Çocuğum içinde. Hem çocuk hem de söz verdi mi sana? Evet. Neydi o söz? Yani hem daha güvenli bir ortam sağlayacağı hem de bir evlilik çekirdek olacağı. Aile yaşayacağız. Evet. Ve mutlu olacağız sözüydü. Evet. Şeyma eşinin vermiş olduğu bu söze inanıyor ve güveniyor. Tekrar geri dönüyor ama bu söz tutulmayınca 8 aylık hamile girdiği evden 2-3 hafta sonra, belki de 9. ayında evet. doğumdan birkaç hafta kala o evden ayrılıyor ve çocuğunu da baba evinde dünyaya getiriyor. Evet. Tek başına. Evet. Dünyaya getiriyor. Nursel Şifa dünyaya geliyor. Nursel Şifa bir de bazı kronik hastalıkları var. Astım hastası. Evet. Kronik astım hastası. Sürekli hava alması gereken, ilaçlarını kullanması gereken bir süreç. Ve beraberinde hemen Şeyma boşanma davasını açıyor eşine. Bu boşanma davası görülürken bebeğin zaten ay sebebiyle de geçici velayeti evet, ben de. Anneye veriliyor. Çünkü o çocuğun zaten anne sütüne, bakımına ve korunmasına ihtiyacı var. Babanın da görmesi gereken günler var. Fakat bu 2 yıl senin için kolay değildi. Geçmiyor. Evet. Neler yaşadın o 2 yılda? Bu 2 yıl sürecinde ben zaten ailemin yanındaydım. Çocuğumu kendim dünyaya getirdim ailemin, ablamın ve annemin desteğiyle. Sürekli hakaret aldım. Sürekli hem kendisinden hem ailesinden tehditler, hakaretler. Ve ben çocuğumu dünyaya getirdikten sonra bu çocuğu sahiplenmedi, istemedi. Benden değil o çocuk diye söyledi. Daha sonra da kendileri söyledi, sen karnı burnunda babanın en ağır cümlelerden biri, karnındaki bebeğin babası ben değilim, sen onu başka birinden evet.
başka biriyle ilişkinden bu çocuk dünyaya gelmişti. Ben bu çocuğu reddediyorum cümlesini kurduğunu. Evet. Hatta mahkemede bu konuda tanığın da varmış. Evet. Kısaca şunu da geçmek istiyorum. Aslında o çocuğu dünyaya getirmen ve ondan sonraki süreç, o iki yıl, Şifanur'un iki yılı çok zor geçiyor. İki aile arasında sürekli tartışmalar var. Evet. Ama bilinen şu, velayet hakkı. Annede babanın görmesi gereken günler var. Fakat ben eşime hiçbir zaman güvenemiyordum. Evet. Çocuğu getirmeyeceğinden korkuyordum. Çünkü zaten çocuğu sürekli kaçırma konusunda tehditler savuruyordu. Evet. Bu sosyal medyada da yazılı bir şekilde bu tehditlerini açıkça açıklıyordu dedi. 3 Ekim tarihinde sen Ankara'da kocanın çocuğu görmesi gereken günde aynı gün içerisinde sabah alacak, akşam bırakacak. Evet. Çocuğu karakolda Sercan Kocamanoğlu'na teslim ediyorsun. Evet, kendim saat teslim 18'de ettim. De çocuğu babadan alacaksın. Evet. Karakolda veriyorsun, karakolda alacaksın. Evet, uzaklaştırmam olduğu için karakoldan icra memurları geldi bana çocuğu teslim etmem için. İcra memurları ve polisle kendim karakola gittim. Kendim teslim ettim çocuğumu. Teslim etmeden önce de icra memurlarına çocuğumu kaçırır, kaçırmasından endişe ediyorum dedim. Onlar kaçırmaz dediler. Bir de karakol olduğu için güvendim, teslim ettim. Saat tam 6'da getirmesi gerekiyordu. 6'da ailemle birlikte karakola git dedim, gittim. Yarım saat bekledim. Hani bir trafik olmuştur, getirir diye. 6.30'da Sercan'ın telefonunu bir memur aradı. Evet, memur aradı. Sercan'a ulaşamadılar. Daha sonra annesinin numarasını aldım ben. Annesinin numarasını verdim. Annesini aradıklarında benim oğlum çocuğu kaçırdı. Bir daha asla göstermeyecek, Antalya'ya götürdü dedi. Sen çocuğu unut, bu çocuğu sana artık vermiyoruz dediler. Annenin bu konuyla ilgili zaten şikayeti var. Biz daha önce hiç böyle bir şeye rastlamamıştık. Yani böyle bir konu işlememiştik. Şimdi iki tane de annem var burada biliyorsun. Seninle aynı kaderi ve aynı acıyı maalesef ki paylaşan. Babayla ilgili Ankara 18. Aile Mahkemesi kararını da açıklamak istiyorum. Baba Tevfik Sercan Kocamanoğlu'na... Velayeti tedbiren anneye verilen müşterek çocukları Nursel Şifa ile ilgili bir karar var. Şahsi ilişki de kaldırıldı. Baba şu anda çocuğu kaçırıyor. Annenin almış olduğu çok böyle uzun bir süreli bir uzaklaştırma kararı var. Bu da çok önemli bir karar. Şimdi hani bir aylık, iki aylık falan değil. Yani 6 ay boyunca hiçbir şekilde kocası ona yaklaşamaz. Ona bir zarar veremez. Ona... kadını korumak adına verilen bir karar bu. Biz Şifa Nur'u arıyoruz. Sercan Kocamanoğlu'nun telefonu fotoğrafı da ekranda. Gören, tanıyan, bilenler lütfen hem ihbarda bulunsunlar hem de buradan aileye de çağrımızdır. Neredeyse lütfen bulunduğu bölgedeki karakola çocuğu teslim etsin. Sen bu ay içerisinde, bu ayın başında ATV Haber'e de konuk çıktım. Oluyorsun. Oradan da görüntülerimiz var. Sonra da tüm hikayeni böyle detaylı bir şekilde nasıl buralara kadar geldiğimizi öğrenmek istiyorum. Buyurun. Babası teslim aldı. Görüş günüydü. 6'da getirmesi gerekiyordu. Ama cumartesi günü saat 6'dan beridir. Ne telefonlarına ulaşabiliyorum, ne arıyorum. Çocuğu ben mi kaçırdım? Çocuğun da kafasına sıkarım. Kendimin de kafasına sıkarım diyor bana. Belki de çocuğumu öldürdü. 2 yaşındaki kızından haber alamıyor. 2 yıldır boşanmak istediği eşinin çocuğunu kaçırdığını söyleyen genç anne kızının hayatından da endişe ediyor. Yaşıyor mu benim çocuğum, yaşamıyor mu? Ya da başka bir şey mi yaptılar benim çocuğuma bilmiyor. Kızım astım hastası. Yani ufacık şeyde boğuluyor benim kızım. Aslında Tevfik Sercan Kocamanoğlu daha önce çocuğu reddetmişti. Kadın boşanma davası açınca hakim geçici velayeti anneye verdi. Baba çocuğunu göremediği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Ben de o çocuğu mahkeme kararı da olsa içeri gireceğimi de bilsem kaçıracağım. Babası 2 cinayet işlediği için beni sürekli onunla tehdit ediyorlar. Mahkeme babanın kızını görebileceğine hükmetti. O da polis eşliğinde çocuğunu Şeyma Almıla'dan aldı. Akşam çocuğu annesine teslim etmesi gerekiyordu ama babaya bir daha ulaşılamadı. Çocuğun babası kaçırdı, babası ve ailesi kaçırdı. Gerçekten benim çocuğumu seviyorlarsa benim çocuğumu getirirler. ATV ana haberde Cem Öğretir'in de sunumuyla ekrana gelmişti. Şeyma'nın çocuğuna ve özellikle de eşine
çağrısıydı. Bir an önce evladını bulmak istiyorsun. Evet. Bir an önce tek istediğim benim çocuğumu bana getirsin. Ben hiçbir şekilde yani başka bir şey istemiyorum Esra abla. Sadece benim çocuğumu ben yani buraya getirsin. Ben burada kavuşayım çocuğuma. Niye bunu başka yapıyor şey Sercan? Tevfik Sercan bu arada adı. Can yakmak için. Can yakmak için. Sadece beni çocuğumla vuruyor. Ortada bir evlilik çünkü... yok ki siz yani yok. Toplasanız 3 ay aynı evde yaşamamışsınız. Evet. Ya bu haberlerde ağlaması bile Şeyma'nın. Onlar da daha sonra haberlere bağlanıp gözyaşını içine akıtsın. Yani gözyaşından bile Şeyma ne kadar ağlarsa ondan beslenen insanlar. Hani gözyaşından bile mutluluk duyuyorlar. Ki çocuğun kullandığı ilacı bilmiyorlar. Yani demir eksikliği var, astım hastası. Yani belki şu an annesini hani bunları bile bile bir annenin canını yakmadan da öteye gidiyor artık bu. Hani çocuğa zarar artık. Şimdi Sercan 3 Ekim'de çocuğu aldı. O tarihten beri ulaşamadım. Hiçbir şekilde ulaşamıyorsun. Hiçbir şekilde. Nerede, hangi şartlarda çocuğa bakar, ilaçlarını verir mi, vermez mi, bir kriz geçirse hastaneye. Sadece akrabaları ulaştı bize. Saçını kazıtmışlar çocuğun dediler. Erkek kılığına sokmuşlar. Babasının görüşüne götürürken canlı yayında akrabaları görmüş. Nursel Şifa'nın saçını kazıtmışlar. Erkek şekline sokmuşlar. Ama bu iddiaları bile yani yalanlayıp ya hayır çocuk gerçekten iyi durumda bakın videosu bu veya sesini dinletelim sana konuşturalım diye bile hiçbir şekilde iletişime geçmediler. Şimdi çocuğumu göremiyorum. Ben bu çocuğu sana gösteririm ama bir şartla. Talebi ne senden? Hiçbir talebi şey. Geri dön, barışalım, yok, affet yok, beni. Yok, hayır. Hı? Hiçbir talebi yok. İsteği ne? Bilmiyorum. Yani bana seni cezalandırmak şekilde... istiyor. Bilmiyorum. Hiçbir talebi yok. Yok. Çocuğa ben mi bakacağım, ben mi büyüteceğim diyor. Yani ilk zamanlar velayetini istiyordu. Ama hiçbir şekilde bana bir talepte bulunmadı. Nafakasını öder miydi? Ödemez. Bir nafaka da hükmedilmiş yok, çünkü. Yok, hiç ödemedi. Yok, zaten iki senede bir ödemedi. Ödemedi. Hiçbir şekilde yani bir katkısı olmadı hiçbir şekilde. Doğum yaptığımda da hiçbir şekilde sormadılar bana. Doğum yaptığımı öğrendiler. Sadece bir şifre için aradı. Daha sonra ailesiyle birlikte ablamın evine gitmiştim ben. Yeni doğum çıktım hastaneden. Alyans almaya geldiler. Ondan sonra da bir daha hiçbir şekilde görmek yani benim istemediler. Benim evimin altındaki bakkaldan alyans alıyorlar. Ama bakkalın hemen üstü benim evim. Ya bu çocuk nasıl doğdu? Sağlıklı mı? Sağlıksız mı? Hani bir sıkıntısı var mı? Hiçbir sizin şekilde. Ayrılmanızın sebebi aileler mi Şeyma? Yani hem aileler hem de Sercan'ın sürekli alkol kullanıp eve gelmemesiydi. Yani hamileliğimde barıştığımda da tartışmalarını çok yaşadım ben 8 aylık hamileyken. Eve sarhoş bir şekilde geliyordu ve geç geliyordu. Bu yüzden telefonlarını arıyordum evde, ulaşamıyordum. Hani eve geldiği zaman da tartışmalar oluyordu. 8 aylık hamileyim, sancım tutsa sana ulaşamam diye. Bu alkol, ailesi ve yaptığı işlerden dolayı olmadı. Ama şimdi mesela mahkemedeki Hülya'm da söyledi onu. Mahkemedeki kararlarda aslında senin kocanı tehlikeli görmüşler. Sana, evet, çocuğa evet. Ya da ailene zarar verebilir. Bu yüzden uzaklaştırma kararlarım evet. Var. Kendi hayatı, yaşantısı, yaptığı işler aile durumundan dolayı. Evet. Çocuğu bundan sonra asla görmemesi konusunda bir karar da çıkmış. Evet. Yani çocuğu kaçırmasının sebebi ben çocuğa bakacağım değil, seni bu konuda cezalandırıyorum evet, evet. Demek. Senden intikam almak için. Hani iyi bir babayım, çocuğuma hasretim duygusuyla yapmadı bunu. Kayınvalide yani aslında eski kayınvalide desek, boşanma sürecindesiniz. Gülay Hanım telefon hattındaymış. Gülay Hanım merhaba. Merhaba. Selamlar. Oğlunuz Sercan, torununuz Şifa neredeler 3 Ekim'den beri? Bilmiyorum. Bunlar yalan... Hoparlörü kapatır mısınız? Telefondan konuşun Sercan, benimle. Sercan hiçbir şekilde bebesini görmedi. O kapıya bağlısına gittiğinde çocuğunu görmeye gitsin. Esra'nın altını yeğenlerinde vardı.
Ben ona bir sürü ötederi yaptım. Kamerayla çekip de yollayabilirim. Adına kadar yazdırdım. Adı neymiş çocuğun? Sorar mısınız Esra Hanım? Adı kaçırdılar. Babası kredi kesecek diye yalan. Antalya'da olduğu doğru mu çocuğun? Siz anneye böyle bir beyanda bulunmuşsunuz Gülay Hanım. Oğlum kabul etmiyor. Mahkemede hakim çocuğuma verecek. Bir baba 2,5 sene çocuğunu nasıl göremez? Bunlar yalancı. Gülay Hanım, şimdi artık devlet verdiği halde bebesi gidiyordu İsrail'den. Elimizde hep delilleri var. Bir tek tamam Gülay Hanım. Yalan anlatıyorlar. Yalan anlatıyorlar. Şimdi dünyanın en zoru birbirine düşman gelin kaynanın arasında kalmaktır. Ben bunu defalarca yaşadım. Şu anda da tam oradayım. Hiçbir şekilde icra memurlarının yanında dağıt edildi. Hatta fonları var. Cezaevine bile girmedi. Duyuyor musunuz beni? Evet. Bir evet. Sakin. Ortada büyük bir öfke var. Evet. 3 ay kaçtı geldi. Daha önce beni kaçırdı. Bavuluyla getirdi 3 ay kare etmediler. Babam bir kredide gittik dükkana kadar. Gülay Hanım. Saat raporu var mı? Bir söyler misiniz? Gülay Hanım, önce elinde şunu merak ediyorum. Var mı? Oğlun çocukla beraber nerede bak? Şimdi oğlunuz Sercan. Bundan sonra yani bu davranışları sebebiyle, tehditleri, hakaretleri sebebiyle, hayatı, yaşantısı, kendi mahkemede söyledikleri sebebiyle çocuğuyla bakın şahsi ilişkisi görme günleri bile kaldırılmış mahkeme tarafından. Devlet diyor ki bu baba diyor çocuğu diyor görmesin, zaten babanın can güvenliği yok, bu çocuğa da zarar evet. verir diyor. Şunu merak ediyorum, siz oğlunuzun ve torununuzun nerede olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Evet. Hanım, annesi kaçtı diye Antalya'da deli diye benim kızım şeyleri Antalya karakollarında ifadeleri var. Gülay Hanım, sizin evinize benim gelsem olur mu sizler öyle bir röportaj yapsak? Kendi elleriyle teslim ettiler. Gülay Hanım, evinize alo. Gelsem ekip arkadaşları mikrofon uzatsalar size. Alo. Alo. Bak Esra Hanım, bu da yalan yanlış konuşuyorlar. Ben bu yalanlar artık dinledik. Ayrı bir evi var bu Sercan'ın. Ayrı bir eve gelin gitti. Her şeyini yaptım ben. Müthiş zaten bir ayrı bir eve ayrı gelin gitti ama hiçbir şekilde benim ayrı evimden bir ses çıkmadınız. Teyzi yoktu, teyzi. Şey, çeyizi bırakın. Ayak iziyle gönderdiler. Hanım, ayaklarını basarak gelelim. Fotoğrafları var. Çeyizlerinin hepsine ayaklarını basarak sobanın isini sürüp çeyizleri bana göndermişler. Çocuk hamileyken telefonunu istiyor. Bir de sorar hastaneye mısınız gitmek Esra için? Abla? Çeyizleri ne zaman yolluyorlar. Benim çocuğumu kendisi benim oğluyla kavgam varsa ne zaman gelinim? Benim torunumun bir ihtiyacı var mı? Benim yani torunum sağlıklı senedir. Doğdu mu diye beni hiçbir gün aradınız mı? Bir arama kayıtları var mı? Her gün tehdit, her gün hakaret böyle bu ses tonuyla aynı bu şekilde beni arıyorlardı. Sadece küfür. Ben tamam oğlumun arkasındayım diye söylüyor zaten bunu. Oğlunu kendisi suça teşvik ediyor. Kaçırdığını bile bile yerini de kendisi evet. çok iyi biliyor. Onun oğlu hiçbir şekilde ona haber vermeden ki buraya adım çıkmadan atmaz. Lafını kesiyorum. Hı. Biz Sercan'ın evini öyle bir yere taşıdık ki hiç akrabaları söylüyor. Beraber nerede olduğunu biliyor. Tabii ki tabii ki herkes. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.